dünyada teröre karşı en yoğun insansız hava aracı veya silahlı insansız hava aracını kullanan ülkelerin başına Türkiye geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçlerimiz bölücü terör örgütü PKK'ya İHA ve SİHA operasyonlarıyla göz açtırmıyor. Bu konuda adeta terör örgütünü sindirmiş durumda. Terör örgütü de tabii buna karşılık çok basit dronlarla, işte elden atılan kısa menzilli sistemlerle bazı saldırılar yapmaya çalışıyor ve tabii ki bu saldırılarda hemen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçlerimizden karşı cevabını kısa sürede alıyor. Ancak bu konuyla ilgili dünyada özellikle terör örgütleri dronları geliştirmeye çalışıyor ve zaman zaman bu dronlarla yapılan saldırılarla kamuoyunda ses getirecek bazı saldırılara imza atmaya çalışıyorlar. Buna karşılık da tabii ki güvenlik güçleri yepyeni teknolojiler geliştiriliyor. Örneğin Türkiye'de savunma sanayi şirketlerimiz işte lazerle vurmak veya elektronik anlamda karıştırılma yapılması veya parçacık mühimmatıyla atış yapılarak bu dronların etkisiz hale getirilmesi gibi çok çok farklı sistemleri kullanıma sunmuş durumda. Bunlar hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de emniyet güçlerimiz tarafından başarıyla kullanılıyor. Bugünkü videomuzda bu konuda yapılan son denemelerin testlerini sizlerle paylaşacağım. Bu sistemlerden biri İsrail'den, diğer ikisi ise Amerika'dan. Dünyada bu iş nereye gidiyor? Çok basit bir teknoloji nasıl kullanılıyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi aktaracağım. İlk testimiz geçtiğimiz günlerde İsrail merkezli savunma şirketi Elbit ile İsrail Savunma Bakanlığı'nın ortak geliştirdiği bir projeydi. Bu projede amaç mini veya biraz daha orta boy drone sistemlerinin havada lazerle vurulup etkisiz hale getirilmesiydi. Bu lazer sistemi sivil amaçlı tasarlanmış Amerikan Cessna şirketinin karavan olarak adlandırılan tek motorlu uçağına yüklendi. Bu karavanın arka tarafında paraşüt kapısı veya yolcuların bindiği bir kapı var. Bu kapının oraya lazer sistemi takıldı. Uçak havalandıktan sonra bölgede çeşitli mancınık sistemleriyle atılan hedef dronlar gönderilmeye başlandı. Ve Cessna karavan havadan oluşturulan bir lazer yardımıyla bu dronları vurdu. Ve gövdesinde meydana gelen hasarla birlikte, zaten bu dronlar çok hafif hava araçları, havada küçük bir darbe almasıyla birlikte etkisiz hale gelip düşebiliyor. Ve bu lazerle havada yakılarak sistemleri hasar görerek devre dışı bırakıldı ve bu test görüntülerini de İsrail kamuoyuyla paylaştı. İsrail tabi bu görüntüleri kamuoyuna verirken bir taraftan da kendi propagandasını yapıyor. Malum geçtiğimiz günlerde Kudüs'te çok ciddi çatışmalar oldu. İşte kutsal mekanlara İsrail askerinin girmesi, buna Filistinlilerin tepki göstermesi sonrasında bu operasyon sırasında ne yazık ki sivil halk, özellikle Filistin'den çok sayıda insan, özellikle de çocuk hayatını kaybetti. Ve bazı İran yapısı dronlar atıldı İsrail tarafına doğru. Biraz da İsrail bu sistemi tanıtarak, açıkçası ben güçlüyüm, teknolojiye yatırım yapıyorum ve bunları havadan lazerle vurabilirim gibi de bir kendine bir imaj çizmeye çalışıyor. Öncelikli olarak bunlar yapılan tabii testlerin çok başlangıç noktası. Sistemin en erken 2025 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Ve havada taşınacak bu lazer sistemi yaklaşık 100 kW güce sahip olacak ve 20 kilometreye kadar etkili olması planlanıyor. Şimdi aklınıza gelebilir, lazer sistemi ne kadar uzağa gidebilir, ne yapılabilir? Bu tamamen lazerin gücüyle ilgili bir durum. Ne kadar güçlü bir lazer sisteminiz varsa o kadar uzağa etki ettirebiliyorsunuz. Ufak bir lazerin tabii ki metrelerle sınırlı kalırken, çok güçlü bir sistem kilometrelerce öteye gidip hedefini vurduğu zaman zarar verebiliyor. Tabii ki bu kadar güçlü bir sistem denemelerde basit bir tek motorlu, turboprop motorlu Cessna karavan kullanıldı ama bu kadar büyük bir sistemi hangi uçak taşıyacak, neler yapılacak, bunları da muhtemel önümüzdeki yıllarda görmeye başlayacağız. İsrail böyle bir sistemle örneğin herhangi bir hareket gördüğü zaman, sezdiği zaman Iron Dome gibi çok pahalı bir sistem yerine bu tür
bir uçağa yerleştirilmiş lazeri hedefini bulacak ve drone sistemlerini havadan atış yaparak devre dışı bırakmayı hedefliyor. Bir başka ilginç sistem ise Amerika'da Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından hayata geçirildi. Bu sistem de aslında çok basit bir sistem kendi içerisinde. Özel 6 metrelik bir konteynerin içine mikrodalga ile çalışan ve özellikle de sürü drone saldırılarında sistemleri devre dışı bırakan bir teknoloji geliştirildi. Dediğim gibi bir konteyner içerisinde bu sistem konuyor. C-130 tipi nakliye uçağın içine yerleştiriliyor. Ve örneğin çok uzaklarda olan bir askeri üssün koruması için bu C-130 bu konteyneri getiriyor. Yaklaşık 3 saat içerisinde konteyner kuruluyor. Bu konteyner içerisinde bir radar sistemi var. Bu radar sistemi X band üzerinden yayın yapıyor ve etraftaki çok küçük dronları tespit edebilecek özelliğe sahip. Genellikle bu tür saldırılarda sürü drone sistemi kullanılıyor. Bu radar tespit ettikten sonra mikrodalga yayınları başlıyor ve bu yayınlar dronlar içerisindeki devreleri yakıyor ve devre dışı bırakıyor. Ne oluyor? Drone tabii komuta alamadığı zaman kontrolsüz kalarak düşüyor olduğu yere ve böylelikle özellikle sürü drone saldırıları etkisiz hale getiriliyor. Sürü dronlar hem ufak hem sayıca çok sayıda oldukları için vurmak çok zor. Bununla da ilgili etkiler bu mikrodalga yayını ile bertaraf edilmesi hedefleniyor. Amerika'nın bir de DARPA olarak adlandırılan savunma konusunda ileri araştırma projeleri ajansı var. Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak DARPA çalışıyor ve çok çok farklı teknolojiler geliştiriyor DARPA. DARPA'nın bir geliştirdiği teknoloji ise gelen dronların etkisiz hale getirilmesi. Bunun için bir arazi aracına, işte bir Humvee gibi bir jipin üzerine yerleştirilen çok basit bir drone sistemi var. Bu drone sistemi fırlatılıyor. Fırlatıldıktan sonra düşmana ait drone'un yakına gelip pembe bir sıvı atıyor. Bu sıvı pervanenin dönmesini bir anda etkisiz hale getiriyor. İşte o sistemin ağırlaştırıyor, döndürmüyor ve drone zaten ya işte tek bir pervane veya birden çok motora sahip şekilde uçuyor. O drone etkisiz hale getirilerek saniyeler içerisinde düşürülüyor. Burada da amaç genellikle dronları vurmak için askerler en temel ellerindeki piyade tüfekleriyle atış yapıyorlar. Fakat bu atış drone'a isabet yüzdesi çok zor ve bir şekilde de atılan vurmayan vermiler de başka tarafa tehlikeli bir şekilde düşebiliyor. Keza aynı şekilde parçacıklı ateş eden sistemler ise daha karmaşık ve taşınması zor olduğu için örneğin dağ başında mobil olarak hareket eden bir sistemde bulunmayabiliyor. Bu nedenden dolayı bu tür sistemleri kullanarak pervanenin etkisiz hale getirilmesiyle drone'un düşürülmesi hedefleniyor. Biraz önce de videonun başında da belirttiğim gibi ortaya bir sistem, bir silah konuluyor ve bu silahın da bir cevabı geliyor karşıdan. Bu yarışta teknolojiye yatırım yapan, sahadaki tecrübelerini buna yansıtarak ürününü geliştiren ister silah ister antisilah öne geçmeye başlıyor. Ve gün geliyor öyle bir antisilah geliştiriliyor ki o çok muazzam bir silahı bertaraf edebiliyor. Elektronik anlamda mağlup edebiliyor. İşte veya bakıyorsunuz mikrodalgalar açısından adeta mikrodalgayla pişiriyor bu sistemi. Ama bir bakıyorsunuz çok basit pembe bir işte sıvıyla o pervaneyi dönemez hale de getirilebiliyor. Bu konuda araştırmalar çok önemli. Yapılacak yatırım gerçekten çok önemli. Programımızda anti-drone sistemleri ile ilgili son gelişmeleri size anlatmaya çalıştık. Ülkemizde de çok güzel şeyler yapılıyor bunlarla ilgili ve bununla sistemler de ihraç başarısı yavaş yavaş yakalıyor. Bizim videolarımıza ulaşmak için öncelikli olarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Ayrıca kurduğumuz Telegram grubuyla da havacılık ve savunma konusundaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.